Romantizm var hep. Savaşçılar! Zafer buradayım! Bugün, burada, tam da şu anda bir savaş vereceğiz. Ve kazanacağız! İşte böyle. Krallığımız için, kralınız için zafer! İki ordunun amansız mücadelesi. Bir tarafta Agatha kralı Alfonso Argo'nun ölümünden sonra yeni düzeni kurmak için gücü eline alan masonlar ve diğer tarafta hala eski krala sadık Agatha. Kral Argo'nun altında birleşen krallıkların onun ölümünden sonra birbirlerine düşmesiyle gelen büyük savaşlar. İşte karşınızda Chivalry. Doğru mu okudum? Chivalry oldukça boş bir oyun. Hayır, oyunda yapacak bir sürü şey var. Yani kule kuşatması yapabilirsiniz, kule savunması yapabilirsiniz. Duellolar, arenalar yapacak bir sürü şey var. Boş hissettiren şey hikaye. Yani oyunda bir hikaye modu yok. Wikilerden detaylı bir araştırma yapana kadar kim neye hizmet ediyor hiçbirini bilmiyordum bile. Tek bildiğim düşman olduğumuz ve birbirimizi öldürmeye çalıştığımız ve... Sanırım bu birçok oyuncu için yeterli. Peki benim gibi hikaye seven bir oyuncu, Chivalry'nin yarattığı işte açıcı lore'a rağmen o lore'u besleyecek hiçbir şey koymadığını görünce ne yaptı sizce? Şaka öyle bir şey yapmadım. Chivalry'yi hala severek oynuyorum ve bir süre daha beni eğlendirecek gibi hissediyorum. Ha bu arada oyundan Chivalry diye bahsediyorum ama aslında bu ikinci oyun. Birinci oyun 2012 yılında çıkmış ve güzel görünse de ikinci oyunla aynı mekaniklere sahip ve şu zamana göre gereksiz duruyor. Ve kısa keserek devam ediyorum. Oyuna girdiğimiz gibi bizi bir tutorial karşılıyor ve evet, tutorial'ı oynayın çünkü önemli. Oyunda iki farklı bakış açısı bulunuyor. FPS ve TPS. Şahsen FPS oyunun sunmak istediği gerçekçilik hissiyatını arttırsa da savaşlarda TPS ile oynamak bana daha kullanışlı geldiği için savaşların büyük çoğunluğunda TPS bakış açısıyla oynadım. Okçu hariç, okçu da FPS şart gibi bir şey. Tutorial size oyun içerisinde yapabileceğiniz her şeyi direkt gösteriyor. Fake hamleler, kılıç savurma, savunma ve counter atak. Ondan sonra sizi bir savaş alanına atıyor ama botlarla. Botlarla bir savaş geçirdikten sonra savaş ekranına geçtim ve farklı savaş modlarına bakınmaya başladım. Oyunda her biri 3 kategoriye ayrılan 4 farklı sınıf bulunuyor. Archer, Vanguard, Footman ve Knight. Knight ve Archer zaten biliyoruz, biri okçu biri şövalye. Footman uzun menzilli mızrak gibi silahlara sahip bir sınıfken Vanguard ise öncü diye tarif edebileceğimiz ağır silahlar kullanan tank gibi bir şey. Bunların her biri kendi level sistemlerine sahipler ve o sınıftaki herhangi bir savaşçıyla ne kadar oynarsanız yeni silahlar ve sınıfa özel yeni roller açabiliyorsunuz. Ki bu da oyunun çeşitliliğini ve oynama hevesinizi arttırıyor. Ben çoğunlukla Knight ve Vanguard kullandım çünkü kalabalık savaşlarda en iyi savunmayı bu iki sınıf yapıyordu. Ayrıca ben balta kullanmayı çok seviyorum. Hele bir de baltayı düşmana fırlatıp tam suratını isabet ettirmek. Of, bayılıyorum bu mekaniğe. Oyun içerisinde yakın mesafe karakteri seçtiyseniz bir ana silahınız, bir yan silahınız ve bir de fırlatabilirliğiniz oluyor. Hatta Knife sınıfının bir savaşçısı kalkana bile sahip ama kalkan demek ufak silah demek. Bu da saldırı gücünüzün düşük olduğu ve düşmanlarınıza savunma odaklı bir savaş vermeniz anlamına geliyor. Benim oyunda en sinirimi bozan şeylerden biri kalkan kırma mekaniği oldu. Hayır, sistem bozuk değil, aksine mantıklı çalışıyor ama sürekli olarak kalkanımı havada gezdiğim için kalkana yediğim herhangi bir tekme beni kaçınılmaz bir şekilde saldırıya açık hale getiriyordu ve bu da çoğu zaman kalkanı kullanmaya korkmama ve kalkanın işlevini kaybetmesine yol açtı. Ben de bu yüzden ağır silahlar kullanan ve kodumu oturtan Vanguard sınıfına geçtim ve evet, Vanguard kesinlikle kodumu oturtuyor ama oturtamazsanız... Evet, hoş değil. Ama çok eğlenceli. Ha, isterseniz oyunda hangi sınıfa alışacağınızı öğrenene kadar kullanabileceğiniz bir shuffle sistemi bulunuyor.
Bu sistem her öldüğünüzde size rastgele bir sınıf atıyor ve böylece her seferinde farklı bir sınıf deneyimleyebiliyorsunuz. Bak evlat, yapacağın şey basit. Emredin komutanım. Bir silah seçeceksin ve savaşacaksın. Hı-hı. Bu kadar mı? Evet. Sadece bu kadar. Bilgi savaş. Emredersiniz komutanım. Komutanım gerizekalı. Kralım ben. Kesin ölecek. Oyunun içerisinde play, arena ve offline olmak üzere 3 farklı savaş modu bizleri karşılıyor. Offline mod demin de söylediğim tutorial ve botlarla kapıştığımız practice modunu kapsıyor. Arena modunda ise tıpkı şövalye gibi birebir savaşlar verebiliyorsunuz. Tabii ki oyunun girişinde devasa bir haritaya atılıp öldürülmek istemediğim için birebir denemek istedim ve oyunla ilgili en can sıkıcı detayı da öğrenmiş oldum. Oyunda bir level scaling sistemi yok. Yani rakipleriniz sizinle aynı levelde olmayı bırak sizinle yakın levelde bile olmayabiliyor. Yani cidden 8 level'lık bir adamın karşısına 47 level adam çıkartmanın mantığı ne ki? Tabii ki savaşı kaybettim. Yani harikasınız gerçekten. Yeni gelen oyuncuları oyundan soğutmak için harika bir taktik. Tebrik ederim. Tabii ki pes etmeye niyetim yoktu çünkü oyunun mekanikleri çok eğlenceli. Belli ki birebir modu yeni başlayan biri için uygun değildi. Tıpkı orta çağda olduğu gibi arenalar izbandutlarla doluydu ve yeterince güçlü değilsen yenilgi kaçınılmazdı. Toplu bir mücadelede kendimi daha iyi gösteririm belki diye düşündüm ve yine bir arena modu olan 40 adam arenada birbirini yiyor moduna girdim. Tabii ki takımlar arasında da bir level dengesi olmadığı için hezimete uğradık. Evet daha sonrasında 3v3 modu da denedim ama tahmin edebileceğiniz gibi yine level scaling'e kurban gittim ve karşıma izbandutlar çıktı. O yüzden yeni başlayanlara nacizane önerim, arena modunda kendimi kanıtlayacağım diye bu enfes mekaniklere sahip oyunu kendinize zehir etmeyin ve savaşmayı öğrenene kadar dev haritalarda vurkaç taktiğiyle oynayın. Ki şimdi o dev haritalardan bahsedeceğim. Oyunun ana olayı olan online modda bizleri 5 farklı oyun modu karşılıyor. Bunlardan ilki ve gördüğüm kadarıyla en fazla oyuncunun oynadığı Free For All modu. Bu modda aşırı derecede kalabalık bir insan grubu bir haritaya bırakılıyor ve herkes tek başına. Belli bir sayıda kill alan ilk oyuncu ise oyunu kazanıyor. Sürekli yeniden doğduğunuz ama kaçabileceğiniz hiçbir yerin olmadığı, doğduğunuz gibi ölebildiğiniz bir mod bu. Alışırsanız oyunun efendisi olmanız da kaçınılmaz fakat yine dediğim gibi bu modda da bir level scaling yok. Tamamen herkesin leveli rastgele bir şekilde. Yani oyunu çoğunlukla haritadaki en yüksek levele sahip oyuncu kazanıyor. Diğer modlarımız da şöyle. Çoğunluğunu botların oluşturduğu ve çok az sayıda online oyuncuyla oynadığınız yeni başlayan oyuncular için kendini geliştirebileceğiniz en iyi mod olan Training Grounds. Kule savunması veyahut kule kuşatması yapabileceğiniz oyunun en karman çorban, en kalabalık, en ne oluyor şu an koyayım dedirten modu. Mounted Warfare, sizi hali hazırda oynanan rastgele bir oyunu otomatik atayan Mixed Mod ve Serverlar. Evet bu oyunda Serverlar var. Ve iyi ki varlar çünkü olmasalar arkadaşlarla vakit geçirebileceğimiz daha eğlenceli bir mod bulamazdık. Serverlar çoğu boş olan karışık sistemde oyundaki tüm modları içeren odalar. Güzelliği ise dediğim gibi arkadaşlarınızla boş bir server bulursanız girip dilediğiniz gibi vakit geçirebiliyorsunuz. Ha bu arada bu oyunun da Game Pass'te olduğunu sizlere duyurmaktan büyük bir keyif alırdım. Ama benim hala Game Pass sponsorluğum yok. Geleceksin oğlum Game Pass. Bir gün sponsorluk için bana kendin geleceksin. Oyundaki takımlardan ve karakter kostümizasyonundan da bahsedeyim de bahsetmedi olmasın. Evet bu oyunda bir karakter kostümizasyonu var. Oyunun içerisinde takımlarınızı görebileceğiniz ve her sınıfın içerisindeki karakterin tipini değiştirebileceğiniz bir ekran bulunuyor. Peki neden? Ne bileyim ben savaş alanında ne başkalarının tipine ne de kendi tipinize odaklanacak zamanınız pek olmuyor. Çünkü tüm odanın silahınız nereye savurduğunuz ya da size gelen silah nereye doğru savrulduğu oluyor. Oyun içerisinde çok olmasa da arada bir çıkan troll oyuncular var. Sizin oyununuzu baltalamak için oynayan. Görmezden gelmeniz de pek mümkün olmuyor çünkü sürekli olarak sizi öldürmeye çalışıyorlar. Ondan sonra sınıfların özel güçleri var. Yanıcı bomba atmak ya da takıma cam basmak gibi gibi. Ben çok kullanmadığım için hepsini bilmiyorum ama kalabalık savaşlarda cam basmak önemli bir avantaj sağlıyor. Yine çok kullanmadığından bahsetmediğim oyunda bir at kullanım mekaniği var. Evet oyunda atlarla birlikte savaşabiliyoruz. Ama ben bir türlü at kullanımını doğru düzgün beceremediğim için çok kullanmadım.
Kale kuşatmalarına genellikle kalenin çevresinde farklı sınıflara ait silahlar bulabildiğiniz için ne sınıfla başlarsanız başlayın, savaş sırasında değiştirebiliyorsunuz ki bu da güzel bir eklenti. Büyük alanlardaki savaşlarda birebir de bile kazanmanız güçken, savaş alanında bazen 2'ye 1 hatta 3'e 1 bile atmanız gerekebiliyor ve bu durumda kullanabileceğiniz en iyi strateji yanınıza birileri gelene kadar kalabalık düşman gruplarını oyalamak. Toparlamak gerekirse, siz de orta çağda birilerinin kafasını baltayla havaya uçurmaktan zevk alan manyaklardansanız, bir de yanınızda sizin gibi çılgın dostlarınız varsa, Şivalire'ye bir şans verin derim. Şahsen piyasada gördüğüm en gerçekçi ortaçağ savaş simülasyonlarından biri. Bir de silah fırlatması aşırı zevkli. Evet, sanırım geldik sona. Biliyorum yeni bir video gelmesi çok uzun sürdü ama kabul edelim. Ben üşengeç bir adamım. Tüm bu üşengeçliğim arasında yine de her gün canlı yayın açacak azmi kendimde bulabilmem bana vay be dedirtti. Yayınlardan sonra odağımı skeç yazmaya ve video yapmaya ayıracağım için herhalde videolara daha hızlı gelir. Yani umarım. Görüşürüz.